Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bayağı bir yorgunum aslında. Dün biliyorsunuz Fashion Week'in son günüydü. İşte 4 gündü zaten, 4 gün sürdü. 2 gün katılabildim. Böyle gece yorgunluktan artık ayaklarım zonkluyordu. Gerçekten çok koşuşturmayla geçiyor. Hazır böyle ertesi gün cumartesi günü aslında hava da çok güzel. Dışarı çıkmak varken böyle evde oturmayı tercih ettim. Çünkü gerçekten çok çok yoruldum bu hafta. Dediğim gibi bir taraftan okul heyecanı da koşturması da varken. Şimdi hazır böyle fırsat bulmuşken, havalar da böyle biraz soğukken sizinle sadece kazak alışverişimi paylaşacağım bugün. Çünkü gerçekten son senelerde böyle bir bende kazak hayranlığı var. Normalde kalın kazakları hiç sevmezdim. Hatta çocukluğumda şey hatırlıyorum, böyle kaşındıran kazakların altına şey giyiyordum. Badiler oluyordu biliyorsunuz, böyle siyah, beyaz. Şimdi de böyle şey, yani bildiğiniz şeysiz, bodysiz, işte atletle falan giyiyorum yani. Demek ki bu durumu aşmışım diye düşünüyorum. Çünkü normalde ben böyle batan kazakları falan asla sevmem. Ama hala kazak alırken böyle şey, yumuşak his veren kazakları almaya da dikkat ediyorum yine. Ama hani böyle özellikle çok aşırı batıp rahatsız etmedikten sonra, dediğim gibi problemi aştım kendimce, giymeye başladım. İsterseniz şimdi kazak alışverişime başlayalım çünkü bayağı bir sürecek. Üzerimde de sarı var. Burada da sarılardan gidiyorum. Bu kazağı böyle başkadan almıştım. Kolları bu şekilde balon. Böyle hafif bir tüylü yapısı var. Bunun başka hangi renkleri vardı? Beyazı vardı, mavisi vardı, bir de pembesi vardı. Hatta hala satışta diyebiliyorum. Başkanın sitesinden ulaşabilirsiniz. Böyle biraz daha kemer üstü bir kazak. Yani daha çok mom jeanlerle ya da eteklerle kombinleyebilirsiniz. Sadece böyle kot üzerine giymeye, yani normal düşük bel bir kotun üzerine giymeye çok uygun bir kazak değil açıkçası. Lila ile devam edelim isterseniz. Bu sene biraz lila trend oldu. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ben bu kazağı Mango'dan aldım. Şöyle göstereyim. Kol detayını özellikle çok sevdim ben. Burada bu şekilde bir kol detayı var, bağları var. Bu da birazcık tam kemer üstü demeyelim, ona göre biraz daha uzun. Aslında ben lila başka bir kazak beğenmiştim Mango'da. Bayağı bir kovaladım peşini. Böyle zaten bir şey kafayı takınca mutlaka onu almalıyım. Yoksa bazen gözüme uyku falan girmiyor. Çok değişik. Bilmiyorum sizin de böyle huylarınız var mı? Ben ne zaman... Özellikle üniversitedeyken bu huyum başladı. Biraz kötü aslında. Bir şeye kafayı takıyorsam onu mutlaka almalıyım yani. Hani yoksa böyle uyku girmiyor. Bu tabii tüm ürünler için geçerli değil ama bazılarını gerçekten çok beğeniyorum. Çok istiyorum. Mesela o gönlüm sahip değilsem, uygun değilsem, alamadıysam işte ya da bir ay beklemem gerekiyorsa falan hep aklımda böyle düşünüyorum. Hatta şey, böyle gece yatmadan uykularımda, rüyalarımda bile karşıma çıkıyor diyebiliriz. Bunu da gösterdikten sonra geçelim diğer kazaklarıma. Şimdi iki tane turuncu kazak göstereceğim size. Öncelikle şunu göstereyim. Bu kazağı ben Koton'dan aldım. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalın. Hatta şey, bir arkadaşım demişti ki bana, Cansu İstanbul şartları için bu kazaklar kalın değil mi? Hani terlemiyor musun filan? Çok ilginç bir şekilde ben normalde kışın bile böyle biraz yangın aşeğimdir. Yani yanarım. Herkes uzun kollularlayken ben yarım kolluyla gezdiğim oluyordu. Ya da herkes kazaklarlayken ben böyle ince gömleklerle gezerdim. Ama bu sene değişik birazcık. Herhalde yaş ilerledikçe sıcaklıkta vücut için farklı haller almaya başlıyor. Yani daha çok üşüdüm bu sene. Ve gerçekten de bu kazakların faydasını gördüm diyebilirim. Bu kazağın bir benzerini ben İpek Yolu'da görmüştüm. Yasemin ünlü, soyadı aklıma, Özilhan, Yasemin Özilhan'dı galiba. Yasemin Özilhan'ın koleksiyonunda vardı. Bu arada soyadını yanlış hatırlıyorsam bağışlayın. Ama İpek Yolu'daydı ve oldukça yüksekti fiyatı. Yani aynısı neredeyse. Gerçekten aynısı. Ben bunu Koton'da gördüm ve İpek Yolu'dakine göre çok çok uygun bir fiyata aldım. Bu arada hani sezon yavaş yavaş geçti ama hala indirim ürünlerinde bu kazakları bulabilirsiniz. Çünkü ben birçok hoşuma giden kazağı yazın almıştım. Hatta böyle
daha önceki videolarımda da anlatmışımdır. İşte 200 liraysa mesela ben o kaza sezon bittikten sonra yaz ayında 40 liraya falan aldığımı biliyorum. Ya da böyle 150-200 liralık kazak, işte 150 liralık kazaklar 20 liraya kadar falan düşmüştü. Aklınızda olsun. O yüzden hani birazcık kış sezonunu atlattık ama ben yine de bu videoyu çekmek istedim. İşte indirimden faydalanabilirsiniz en azından. Şimdi mesela çok severek aldığım bir kazak. Özellikle rengine bayıldım. Bebek mavisinin biraz daha koyu bir tonu. Mesela bu kazak böyle birazcık rahatsız ediyor. Yani kaşındırma değil ama batıyor gibi. Ama sadece böyle rengine vurulduğum için bu kazağı gerçekten giyiyorum ve kendime ben bile hayret ediyorum. Zaten bu sezon görmüşsünüzdür böyle delikli kazaklar falan baya baya birçok markada önünüze çıktı. Hatta Pull&Bear'ın yeni sezonunda da buna benzeyen kazaklar gördüm. Renkleri mevcuttu. Online sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Öyle. Arada bir böyle çayımı da yudumlasam hiç fena olmayacak. Höpürdete höpürdete içiyorum şimdi. Hepinizin canını çay isteyeceğim. Gideceksiniz çay demleyeceksiniz. Bari bir faydam dokunsun çay için değil mi? Sonra yine böyle turunculardan devam ederken bu da Mango'nun yeni sezonunda hala var. Ulaşabilirsiniz. Böyle kolları kendinden kıvrılmış. Yani bunu açamıyorsunuz bu şekilde. Böyle portakal rengi bir kazak. Mesela bu kazak baharda giymeye daha uygun. Batmıyor, yumuşak. Tam yün de değil. Biraz daha baharlık. Ben bu kazağı seviyorum. Bu da böyle çok uzun değil ama kotlarla, özellikle açık renk kotlarla çok hoş oluyor. Şimdi yine Koton'dan devam edelim. Koton gerçekten kazak konusunda bu sene kendini aştı bence. Yani hani ben Koton'a girip de böyle bir kazağı aman aman çok beğendiğimi hatırlamıyorum. Ama bu sene yaklaşık 3-4 tane kazak aldım oradan ve gerçekten kazakları çok iyiydi. Bir de Fahriye Evcen koleksiyonunun da bence bunun da etkisi oldu. Benim aldığım kazakların çoğu zaten Fahriye Evcen koleksiyonundandı. Koton'dan böyle zümrüt yeşili bir kazak aldım. Bakın yine bunun da üzerinde delik detayları var. Hafif balon kol. Böyle çok kalın da bir kazak değil, çok ince de bir kazak değil. Mesela şu an baharda rahatlıkla giyebilirsiniz diye düşünüyorum. Rengini çok sevdim ben. Siz de seversiniz. Dediğim gibi fiyatları da uygun genelde. Hani fiyat aralığında söyleyeyim. 60'da 80 arası değişiyor. Ama normalde bu kazakların aynısını başka markalarda emin olun 150-200'den aşağıya alamazsınız. Bugün böyle 150-200 lafını çok kaptırdım kendime. Şimdi gelelim bu saks mavisi uzun kazağa. Tamamen taytlarla giyilebilecek bir kazak, öyle söyleyeyim. Bunu ben nereden aldım? Stradivarius diye hatırlıyorum ama yine de bir markasına bakayım. Evet, Stradivarius'tan almıştım. Böyle saks mavisi, oldukça uzun, tayt üstü bir kazak. Açıkçası ya elbise olarak kullanacaksınız ya da tayt üstü olarak kullanacaksınız. Yani kotlarla çok hoş durmuyor. Bu şekilde. Ben bunu bir kemerle, özellikle Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Kemerle, alttan opak çorapla ve çizmelerle giyip elbise olarak kullandım. Bir kere de böyle tayt üzerinde yine kombinlemiştim. Dediğim gibi Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ya da böyle tayt üzerine giydiğinizde de yine belinizden kemer kullanabilirsiniz. Oldukça oversize çünkü. Ben small'dan başlıyordu zaten. X small yoktu. Small'dan başlamasına rağmen bayağı büyük. Şöyle söyleyeyim. Bence large bedenine bile olur yani. Gerçekten. Hatta annem dalga geçiyor benimle. Diyor ki kızım diyor bu kazakların içine senden 2-3 tane daha giyer diyor. Girer diyor. Doğru söylüyor bence. Şimdi gelelim yine Stradivarius'tan aldığım bu kazağa. Bu kazağın da rengini çok sevdim. Kolları bu şekilde yine kendinden kıvrık. Özellikle bu sene kazaklarda çok gördüm. Az önce gösterdiğim mango kazakta da vardı bu. Bu biraz daha kısa, jean üstüne. Ya gerçi tight da tercih edilebilir ama kotla daha güzel oluyor. Bu benim tabii kişisel fikrim. Bu da yine balıkçıl yaka. Rengini sevdim, çok sevdim daha doğrusu. Stradivarius'un da kazaklarını ben severek kullanıyorum zaten. Bir taraftan da görüyorum ki
bunları kaldırırken bana zorluk olmasın. İsterseniz son kazağımı da göstereyim size. Bu da yine Bershka'nın yeni sezonundan aldığım kazak. Bunu Instagram'da özellikle çok sormuştunuz. Böyle kol detayını çok sevdim ben. Buraya doğru daralıyor. Buradan sonra tekrar genişliyor. Hatta bunun bir de saks mavisi de vardı. O da çok güzel. Hatta şu renkteydi yine. Bershka'nın internet sitesinde şu anda indirimde arkadaşlar. Hatta yarı yarıya düşmüş durumda. Eğer isterseniz siz bakabilirsiniz. Bu arada bendeki X small, dediğim gibi X small olmasına rağmen şu an medium bedene rahatlıkla olur bence. Bu arada kazak sezonunu da kapatmış olduk. O zaman bahar alışverişiyle yeni sezondan neler almaya başladım, neler trend, biraz size onlardan bahsedeceğim. O zaman şimdi bu videoya son verelim. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu arada yeni yeni videolar çekmeye başlayacağım. Önerileriniz varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayanlar kanalıma abone olun.